Sevgi dostlar, hayırlı günler diliyorum. Memleketimiz doğal afetlerle sarsılıyor. Depremler, çiğ felaketleri, şehitler bir taraftan geliyor. İnsanımız kendini maalesef öldürüyor, intihar ediyor, yakınlarını öldürüyor. Faiz suya düşmüş ama insanlar istediği kadar düşsün, insanların alım gücü yok. Artık kredilerin düşmesi, faizin düşmesi insanı ilgilendirmiyor. İnsan evine götürecek ekmek bulamıyor. Pazara gidecek parası yok. Hanımına verecek harçlığı yok. Çocuğunu okula gönderecek parası yok. İnsan bu noktaya düşmüş. Maalesef işsizlik artmış. Fuhuş alabildiğince artmış. Fakirlik artmış. Ama insanımız ayıkmıyor, uyanmıyor da. Depremi öyle bir yaptılar ki depremi Allah'a havale ediyorlar. Sanki haşa Cenab-ı Hak suçlu. Yeni daha Van'da insanlarımız depremde yıkılan evlerin altında kaldı. Ama devlet bu konuda bir tedbir almıyor. Depremle alakalı toplanan paraların nereye harcandığı ile alakalı da herhangi bir bilgi de vermiyor. Böyleyken insanımız şuna da bakmadı. Profesör Doktor Haydar Baş hocamız insana zenginlik vaat etti. Asgari ücreti 5000 lira yapacağını, gerekirse daha fazla da yapabileceğini ifade etti. Nasıl yapacağını da ortaya koydu. Yani bir devletin faizli para almasının gerekli olmadığını, bir devletin doları hazinesine koyup onun karşısına para basmasına gerek olmadığını, devletlerin üretmiş olduğu milli gelirleri karşılığında paralarının belli bir kısmını piyasaya sürebileceğini ve bunun karşılığında da vatandaşlık maaşı verebileceğini, ev hanımı maaşı verebileceğini, insanlara faizsiz kredi verebileceğini, faizsiz ev kredisi, evlenme kredisi, araç gereç kredisi verebileceğini Profesör Doktor Haydarbaş ortaya koydu. Diğer taraftan tarımla uğraşan, uğraşan kesimle alakalı da avans vereceğini. Diyelim ki sen ne üreteceksin? Zeytin üreteceksin. Üretecek olduğun zeytinin yarı parasını sana avans olarak vereceğini. Geri kalanı da o ürettiğin malı devlete teslim ettiğinde geri kalan paranı da alacağını ifade etti. Aynı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmış olduğu uygulamanın bir benzerini ortaya koydu. Hatta tarımla uğraşan kesime şöyle bir müjde de verdi. Sizin elektrik paranızı, sizin su paranızı, sizin mazot parasını devlet karşılayacak. Çünkü evet, silah almak önemlidir. Uçak almak, helikopter almak elbette ki önemlidir. Bunlar stratejik şeyler ama tarımla uğraşmak da stratejik bir durumdur. Yani eğer sizin silahınız var, uçağınız var da buğdayınız yoksa, ekmeğiniz yoksa, karnınızı doyuracak bir yemeğiniz yoksa o zaman sizin silahınızın olmasının da bir değeri yok. İşte tarımla uğraşan kesime de neler vereceğini Profesör Doktor Haydar Baş ortaya koydu. Hatta bunları öyle ortaya koydu ki kitaplarını yazdı ve yemin ederek bunu nasıl yapacağını insanlara söyledi. Yetmedi noterden taahhütname vererek bunları yapamazsam malıma el koyabileceğimizi nizi ve gerekirse mahkemeye gidip Profesör Doktor Haydar Baş hocayı mahkum edebileceğinizi ifade etti ama insanımız buna aldırış etmedi. Şu anda gelinen nokta neresi biliyor musunuz? Şimdi Google'da bir yazın en çok tıklanan, en çok arananlar listesinde ne var biliyor musunuz? Dua edin. Dua ederseniz fakirlikten kurtulursunuz. Dua ederseniz borçlarınız ödenir. Dua ederseniz define bulursunuz. Define bulmak için dua. Borçtan kurtulmak için dua. Kredi kartını ödemek için dua. Hatta o kadar adamlar çıktı ki garantili yani dua edip de kabul olmaması asla mümkün değil. Medyumlar piyasaya çıktı. Bu medyumlar bakıyorsun bilmem medyum X, medyum Y ama bakıyorsun toplamında bütün medyumların o farklı farklı medyumların isimleri farklı ama telefonları aynı. İnsanımızı bu şekilde kandırıyor, kandırıyor, aldatıyor, kandırıyor ve bütün paralarını da maalesef buraya yatırıyorlar. Ve çok enteresan bir durum. Müslümanların duasıyla alay eden, dalga geçen bir gürü ortaya çıktı. Bunu da sağlayan maalesef şu şükünkü hükümettir. Eğer siz insanınıza hak ettiği parayı vermiyorsanız, hakkını vermiyorsanız, yeterince maaş alamıyorsa, fa e efendim asgari ücret bu noktadaysa bu insanın yapacak başka bir şeyi kalmıyor. Artık duaya sarılıyor. Dua evet, dua ama öncesinde Allah Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki önce ibadet sonra yardım. Yani sen önce yapılması gerekeni yapacaksın. Devlete liyakatlı insanlar getireceksin, layık insanlar getireceksin, işi bilen insanlar getireceksin. Onlar yönetimde olacaklar, onlar devleti idare edecekler, vatandaş çalışacak ondan sonra dua edecek. Yani sen çalışmadan, sabah kalkmadan istediğin kadar dualar istediğin kadar tesbihler oku. Hiçbir mana ifade etmez. Devamında senin Allah'a karşı olan itimadın, Allah'a karşı olan güvenin sarsılır. Artık ibadet etmekten, dua etmekten, Allah'a yalvarmaktan vazgeçersin. Zaten insanımız bu şekilde dinden soğuyor, deist oluyor, ateist oluyor. Öyle bir toplumla karşı karşıya kalıyoruz ki artık önceden ibadet ediyor, şimdi ediyordu şimdi etmiyor. Dua ediyordu şimdi etmiyor. Allah'a güveniyordu, inanıyordu. Şimdi inanmıyor. Niye? Çünkü onları kandıranlar, onların efendim haklarını ellerinden alanlar şu anda onlarla dalga geçiyor. İslamiyeti kullanmak isteyenler, İslam'ın aleyhinde propaganda yapmak isteyenler maalesef bunların yazılarını ortaya koyuyor. Artık hiç kimse Müslümana itimad etmiyor. İnanana itimad etmiyor. Hele dincilere, hele bu dini kullanıp da iktidara gelenler iktidarı elde ettikten sonra da vatandaşını düşünmeyenler var ya onlar Allah indinde verecekleri hesabı bir düşünsünler. Onlar düşüne dursunlar ama onları o noktaya taşıyan, o imkanı onlara veren, o fırsatı veren, onları iktidar eden insanımız şunu unutmasın. Kendisinin düşmüş olduğu yoksulluk yetmez. Diğer insanların düştüğü yoksulluğun da hesabını Allah onlardan soracak. Bunu unutmayalım. Burada şunu da ifade ederek bu konuşmamızı tamamlayalım. İnsanımız Allah'ın vermiş olduğu nimetlerden haberdar olmasına rağmen Profesör Doktor Haydar Baş hocamız ona asgari ücreti en az 5 bin lira vatandaşlık maaşı vereceğini en az 5 bin lira asgari ücret bin lira vatandaşlık maaşı bin lira ev hanım maaşı vereceğini faizsiz kredi vereceğini efendim okuyan öğrencilere sınavsız üniversite oluşturacağını ve öğrencilerimize kredi vereceğini, faizsiz kredi vereceğini söylemiş olmasına rağmen insanımız buraya yönelmedi, buraya kulak asmadı. Şimdi duaya sarılıyor ama öyle duayı Cenab-ı Hak kabul etmez. O duayı kabul o duanın kabul olabilmesi için önce Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in tezine bir kulak asmamız lazım. O görüşe bir başvurmamız lazım. Şu anda Rusya, Çin, Asya ülkeleri bu uygulamayla ne elde ediyor? Zenginlik elde ediyor. Mesela Çin diyor ki önümüzdeki 2020 yılı içerisinde fakirliği bitireceğim diyor. Nasıl bitirecek? İşte Profesör Doktor Haydar Başbey'in teziyle. Bu tez uygulanırsa dünyada 4 milyar insan bu tezi uyguluyor. Onlarda mutluluk var, huzur var. Google'larında aradıkları şeylerde duaları değil akıllı insanları arıyor, başa getiriyor ve bu başa getirdiği insanlarla beraber de zenginliği yakalıyor diyorum. İnşallah bundan sonraki dönemlerde insanımız doğruyu görür, doğruya bakarak hareket eder diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.